Selamlar dostlar. İki uzmanı olmayan insanla karşınızdayız. Bu haftaki konumuz iklim krizi. Ama ondan önce tabii ki kendimizi tanıtalım. Ben kitap dedektifi. Ben Yasin Dede Bekiroğlu. Bu hafta dediğimiz gibi herkesin aslında konuştuğu ya da gözle gördüğü, hatta sadece bizim türümüz olan Homo sapiens sapienslerin değil, aynı zamanda hayvanların bile fark ettiği, sonuç itibariyle yem yerine artık plastik yiyorlar. Midelerinden pet şişeler çıkmaya başladı. Bunların Maalesef. halinden dolayı, hatta bazıları bu yediklerinden dolayı ölüyor. Bazıları denizde kendi doğal yaşam alanlarında yüzerken petrole bulanıp maalesef ölüyorlar. Aynı bizim yangında yok olmamız gibi onlar da yanarak bazen yok oluyorlar. Ve bütün bunların neticeleri neden olduğu, ama bundan da ziyade, ya çünkü biz uzman olmadığımız için her zaman söylediğimiz gibi konuya dikkat çekmek ve çözüm önerilerimizi söylemek, ki bu çözüm önerilerimizi sadece bu program özelinde olmasa bile bütün programlarda yaptığımız gibi diğer uzmanlardan okuduğumuz, gördüğümüz, belgesellerden bildiğimiz, ki günümüzde belgesellerin çoğu taraflı olduğu için aslında okuduğumuz ve analiz ettiğimiz bilim insanlarının, akademisyenlerin, uzmanların yorumlarıyla yapıyoruz. Yani bakmayın siz iki uzman olmayan dediğimize, boş yapmaya çalışsak bile boş yapamıyoruz. İşte Maalesef. böyle. Evet Yasin'cim. Birkaç yayın önce konusuz başlayalım dedik. Ama konu döndü dolaştı yine toplumsal bilince geldi. Bu arada en Yani boş çok dinlenen de yapamıyoruz. o oldu. En çok dinlenen de o oldu. Doğru, Enteresan. demek ki boş yaparak başlayacağız, sonradan dolduracağız. Evet. Ya iklim kriziyle ilgili söylenecek aslında çok söz var. Bununla ilgili internette envai çeşitli makale var. Herkesin bildiği de bir oluşum var. Greenpeace sürekli bahsediliyor. İşte Greenpeace iklim krizine karşı sürekli denizde gezen bir gemisi var malum. Ama ve lakin dünyada krizle başa çıkabilecek insan sayısı çok az. Ya zaten başa çıkabilme şeyi ne kadar doğru bilmiyorum da. Yani böyle bir ay, bir yıl, 10 yıl içerisinde çözülebilecek bir mesele değil bu. Kademe kademe ilerlenebilecek belki bir mesele. Yani geçtiğimiz aylarda Evrim Ağacı YouTube kanalından izlediğim işte bu pet şişelerin ya da plastiğin geri dönüştürülmesiyle ilgili yapılan haberler yayında. Yani pet şişenin sandığımız gibi geri dönüştürülemediği, dönüştürülebilse bile çok az bir kısmının dönüştürülebildiği, onunla da çok fazla bir şey yapılamadığı ortaya çıktı. Burada biz en basitinden ne yapabiliriz diye kendime sorduğumda şunu dedim. Yani aynı pet şişeyi birkaç defa belki kullanabilirim. Veya pet şişe almayıp da ne bileyim cam şişe kullanılabilir belki. Yani bunun geri dönüşüm pazarlaması yapılıyor fakat iklim kriziyle ilgili bir çözüme kavuşturmuyor. Yani bir çözüm getirmiyor maalesef. Ya biz neler yapabiliriz? Neler yaparsak faydalı olabiliriz, onu konuşacağız biraz bugün. Şimdi ilk etapta tabii şunu diyebiliriz. Ya bireysel olarak yapabildiklerimiz kısıtlı. Yani biz bir birey olarak ne yapabiliriz? İşte çöpümüzü sokağa atmamak, işte ne bileyim suyu idareli kullanmak, toprağa ne bileyim kullanılmış yağları işte lavaboya dökmemek vesaire gibi şeyler. Ama asıl iş burada nükleer ve nükleer enerji kullanan ve büyük böyle şeylere sahip fabrikalara düşüyor aslında. Nükleer enerji Yani kullanan fabrika var mı? yok yok. Yani şunu kastediyorum. Nükleer enerjiyi, yani şimdi nükleere geçmeye çalışıyoruz ya sürekli. Evet. İşte orada nükleer santral, burada nükleer santral, burada Evet. HES, burada bilmem ne falan Evet. derken maalesef şeyin ucu tıkanıyor. Evet, iki ucu şeyli değnek muhabbetine dönüyor. Şimdi enerjiyi nereden daha iyi üretebilirsin? Evet. Bunlar da konuşuluyor. Kimi diyor ki ya nükleer daha aslında bakarsan sağlıklı, işte diğer tarafta şey ama bu tarafta canlılar ölüyor. Ya iki tarafta sıkıntı, iki tarafta problem. Yani burada temiz enerjinin nasıl üretilebileceğinin aslında ilk etapta bunun bulunması lazım Evet. fabrikalardan önce. Ama fabrikalarda da şöyle bir sıkıntı var. Yani bir baca filtresi muhabbetini hatırlıyorsunuz. Yani sadece bizim ülkemizde olan muhabbeti hatırlıyorsunuz. Yok takılmalı, yok takılmalı, yok ceza verilmeli, verilmemeli. Bir de En tarih nihayetinde verdiler. 3 yıl sonraya kadar izin var. 5 yıl sonraya yani bilmem ne. Ya böyle biz saçma. şimdi mesela yüz ölçüm olarak küçük bir ülke olabiliriz belki şeye göre. Sözünü balla kesim, şunun katkısını yapayım, destek olarak söylüyorum yani. Ya mesela düşünsenize, bir katil var ortada. Katile diyorsun ki tamam, yaptığın cinayet doğru ama 3 3 yıl sene boyunca cinayete devam et. de. Saçma sapan. Ya böyle bir şey Yani oluyor. mesela geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalında yine denk geldim. Bu arada biz bu yayınları yaparken de izliyoruz, dinliyoruz, okuyoruz. Yani
bu boş beleş. Hani tamam iki uzman olmayan insanız ama okuyoruz ve araştırıyoruz. Orada tabii ironi yapıyoruz canım yani. O tabii. İroni yani. Şimdi orada gördüğüm şeyde mesela temiz enerjiden bahsederken bu elektrikli araçlar ne kadar acaba doğaya saygılı? Hani şimdi bunun bir pili var, pilinin bir ömrü var. Pil geri dönüştürülebilecek mi? Dönüştürülebiliyor mu? Ya da bu atıl olarak atılıyor mu? Geçtiğimiz yıldı sanırım, ya ülkeyi hatırlayamayacağım. Büyük bir şey yakıldı. Lastik ve plastik yakıldı ve bu karbon salımı nereye gitti? Atmosfere gitti. Şimdi biz bu kadarcık bir memlekette önlem almaya çalışırken adamlar o tarafta bunu yakınca bizim yaptığımız da boşa gidiyor bana göre. Evet. Yani ben buradan mesela Bolu'ya gittiğimde hava çok böyle berrak, temiz. Ama mesela Bolu'ya giderken Dilovası'ndan geçiyorsunuz. Rezalet. İnsanlar hep hasta. Yani hastalık, baktığın zaman nefes almaktan imtina ediyorsun, korkuyorsun böyle. Hava kirliliği had safhada. Yani şey tarafı işte bu fabrikaların önlem alması belki biraz daha yavaşlatacaktır bu süreci gibi geliyor. Yani atık suların işte doğaya karıştırılması, işte boğazda çarpışan tankerler, bunların bir sürü şeyi yıllar sürüyor. Ya bir Haliç 50 yıldır temizleniyor yani farkındaysanız. 50 yıldır Haliç temizleniyor sürekli. Evet. En sonunda şu anda berraklaştı diye biliyorum. Yani koku falan yok sanırım. Ama ben çocukluğumda hatırlıyorum leş gibi kokuyordu. Yani böyle bir koku yok. Şimdi bu neden oldu? Oraya yığılan fabrika pislikleri, atıklar, çöpler, şunlar, bunlar balçığa dönüştü yani. Yani işin çözümü yine dönüyor, dolaşıyor. İnsanın yaptığı şeye geliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ya köylerde örnek veriyorum. Çöpler yakılıyor. Birçok köyde çöp yakılıyor. Ya şimdi toplanıp nereye gidiyor zannediyorsun? Ya köylü kendi imkanlarıyla yakıyor ama her şeyi yakıyor. Ne yapıyor? Eskimiş lastiği değerlendirmiyor ki Anadolu'da. Ben görüyorum yani. Evet. Belki çok şeydir. Bazı geri dönüşüm fabrikaları var bu konuda. Mesela örneğin eskimiş araba lastiklerinden çocuk parklarındaki yumuşak zeminleri yapıyorlar mesela. Ne kadar güzel. İşte bu geri dönüşüm aslında. Ama bunun da bir şeyi. Sürdürülebilirlik ne kadar? Ne kadar sürecek? Ne kadar yürüyecek bu iş? Ya bunlar hep soru işareti. İklim kriziyle ilgili hatta bir ara şey vardı. Büyük bu Apple sanırım en son. İşte biz doğaya saygılıyız. Artık kutulardan fazladan işte şarj kablosunu kaldırıyoruz. Kulaklığı kaldırıyoruz. Yani peki sen o telefonu üretirken zaten harcayacağını. Yani senin orada o kabloyu koymaman bir şey ifade etmiyor ki. Ya satıyorsun çünkü ayrıyetten sen onu. Adam da para verip alıyor yani bunu. Ben ne anladım şimdi buradan? Yani çevreye duyarlı mısın şimdi yani? Duyarlı mı oldun? Ya işin özünde aslına bakarsan yani o senin dediğin işte endüstriyel devrim ve sanayi devrimi sonrası işin ucu kaçtı aslında. Yani oradan zaten patladı. Yani onun öncesi de tabii ki buharlı gemiler, şunlar, bunlar bir sürü şey vardı. Ama sanayi devrimi sonrası iş biraz daha çığırından çıktı. Zaten asıl çığırından çıkışta bence o. Yani oradan sonra geri alınamaz bir şeye girildi bence. Hani Nikola Tesla elektriği gerçekten işte kablosuz iletmeyi, enerjiyi dönüştürmeyi başardı, bir şeyler yaptı ama ne yazık ki işte senin dediğin yine sanayi açgözlülüğüyle, işte para açgözlülüğüyle böyle o da sömürüldü, kaybolup gitti, hiçbir şey yapılamadı. İklim krizi meselesinde şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar şey zannediyor. Ben tüketmeyince, mesela az önce sen de o şeyi kullandın ya, plastik yerine cama mı geçsem diye. Tamam, bu bir çözüm yani, bunu da tabii ki uygulayabiliriz ama aslında bu bir çözüm değil yani. Çünkü bir tane dönemiz var. Şimdi bu döne nedir? Ben bunu söylediklerim hepsi bilimseldir bu arada. Birçok bilimsel makaleden görebilirsiniz dinleyenler yani. Öncelikle kullandığımız, bütün insanların kullandığı anında hepimiz, bütün insanlardan bahsediyorum, desek ki ya işte doğaya saygılı bir sisteme geçiyoruz. Aynı anda ama insanlık olarak diyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey değişmeyecek. Diyeceksiniz ki ya nasıl olur canım işte bütün insanlardan bahsediyoruz bilmem ne falan filan. Hayır, değişmeyecek. Neden değişmeyecek biliyor musun? Çünkü istatistikler ortada. Doğaya verdiğimiz zarardan da bahsetmiyorum. Şundan bahsediyorum. Bütün insanlar aynı anda eğer temiz bir sisteme geçerse en fazla 5 oranında doğaya geri dönüşüm sağlıyoruz. %95 oranında zaten dünyayı perişan eden fabrikalar. Ya bizim tüketim alışkanlığımızla da alakası yok konu. İnsanlar şöyle zannediyor. Ben tüketmeyince, ondan almayınca fabrika da diyecek ki ekonomik planını ve üretim planını değiştirecek. Diyecek ki abi işte örnek veriyorum, sudan örnek verdik. O yüzden su diyorum, yanlış anlama lütfen.
plastik su şişesinden almıyorum, camdan alıyorum. Aa, tüketicinin alışkanlığı değişmiş. O zaman biz cama geçelim. Böyle mi diyeceğini zannediyoruz? Hayır, alakası yok. Bugün fabrikalar planlı ekonomiyle çalışmıyor ki. Kapitalizmin planlı ekonomiyle çalıştığını mı zannediyoruz biz? Ne alakası var? Hiç ilgisi yok yani. O zamanki dönemki karına bakıyor. Tabii canım, konu bu yani. Dolayısıyla da konunun üretimle alakası var. Konunun tabii, sistemle, düzenle alakası var. Yani şimdi bence ikinci bir sıkıntı daha var. Çok önemli, sözünü balla kesin. İkinci büyük bir sıkıntı var. Sürekli olarak bir şey üretiyoruz. Neden üretiyoruz? Dünya şu anda dursa, bakın diyeceksiniz ki ya insanlar üretmeden nasıl yapacak? Ya ben şunu demiyorum, tarımdan yani gıdadan üretmeyelim, sadece tüketelim demiyorum, ondan bahsetmiyorum. Zaruri ihtiyaçlar hariç. Şundan bahsediyorum. Mesela şu anda kullandığımız, ikimizin de anında kullandığı farklı markaları kullanıyoruz. Bilgisayar ve telefonlar neden her sene 3-4 tane farklı ürün çıkıyor? Neden çıkıyor abi? Neden Windows sürekli olarak 2 senede bir kastırma yapıyor ve biz o bilgisayarları çöpe atmak zorunda kalıyoruz? Neden böyle bir şey var? Var olan düzen neden sürekli kendini yenilemek zorunda? Sorduğum soru çok basit bir soru. Bunun cevabını aramak yerine biz sürekli olarak yeni enerjilerle ne yapacağız? Ben sana söyleyeyim Yasin'cim, yeni enerjilerle ne yapılıyor biliyor musun? Yeni enerjilerle bomba yapılıyor, yeni enerjilerle tank yapılıyor, yeni enerjilerle roket yapılıyor, yeni enerjilerle uçak savar yapıyorlar. Savaş aleti yapmaktan başka hiçbir halt yapmıyorlar. Doğaya karşıdan bahsetmiyorum, kelimenin tam anlamıyla tank yapıyorlar. Gerçekten tanktan bahsediyorum yani. Diyeceksin ki savaşlar için ne yapacağız? Ya abi, niye sürekli biz savaşı düşünüyoruz? Doğa kendini zaten tamamlıyor. Ya biz en son geldiğimiz noktada kanguruları vurmaya başladılar Yasin. Bunlar çok fazla su tüketiyor diye. Daha ötesi mi var? Develere dediler ki yani, daha fazla bilmem ne yapıyorsun. Lan sen yokken deve vardı. Hıyar. Yani resmen bilim kurgu distopya filmleri gibi. Distopya gibiyiz ya. Böyle bir şey olamaz. Yani dolayısıyla üretimin değişmesi meselesi. Ya tüketici ya, alışkanlıklarımızda da çözülecek iş değil bu. Peki tabii biz canım, ne yapacağız? Ya şu an şu var, stok fazlası üretilen, yani hani talep fazlası üretilen, stoklarda çürüyen binlerce şey var. Ya bir kurşun kalem. Evet öyle. Üret, 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 üret. Tamam, nereye kadar abi? Yani Yasin'cim, bu komik bir şey söyleyeyim sana. Bu kadar evsiz var ama onun 10 katı kadar da boş ev var. Nasıl oluyor bu iş? Ben de bunu anlamıyorum. Yani şimdi gelmiş elektrikli arabaya geçiyormuşuz. Sabahlara kadar geç. Ne olacak? Geçsen ne olur, geçmesen biliyorsun, ne olur? Biliyorsun şu an çok iyi pazarlanan... Ya Yasin, arabanın üretimi için harcanan su var ya su. Bir binek arabanın ortalama, konuşmuştuk daha önce. Bir buçuk ton gibi bir şey. Ortalamadan bahsediyorum. Yani 500 kilo olanlar da var elbette ki. Bir buçuk ton gibi bir şey. 1,5 tona 10 ton deniz suyu harcıyorlar ya. Şaka mı bu? Yani senin evde musluğu kapatmanla bu hiç iş olmuyor. Hiçbir halta yaramıyor. Yani burada tabii şunu teşvik etmiyoruz. Açın muslukları sonuna ya kadar demiyoruz. Bunu da demiyoruz yani, da ama hiçbir halta şey da yaramıyor. Yani. Ya, şunu peki şimdi, bak şimdi mesela açın, ben... Açın kapatmak bir halta yaramıyor, onu demek istiyorum. Kesin, ya bak, memleketimde benim bir çay vardı. Köyümün, babam çocukken daha da gürmüş. Büyük babam çocukken yüzülüyormuş, içiliyormuş. Evet. Ya bu ilçeye kurulan devlet hastanesi yüzünden, devlet hastanesinin atıkları yüzünden o çay kurudu. Çok plansız az bir miktar akıyor. İşte, buyur öyle. Çok az bir miktar akıyor. O pis akıyor. O güzelim bak, çay, benim çocukluğumda bu güzelim kesin, çay yok şu an. Bak sözünü valla kesin, hep insan merkezli düşünüyoruz. Ben de öyle, sen de öyle. Bu gayet normal yani, maalesef öyle yetiştirildik. Dolayısıyla böyle şey yapıyoruz. Daha fenasını söyleyeyim. Üçüncü havalimanını yaptılar. Yok Almanya kıskanıyor. Beriki bilmem ne yapıyor. Hı. Öbürü çatlıyor. Öbürü bilmem ne oluyor. Hadi geç onu. Ya kuş, Trakya'da yaşıyorum ben. Kuşlar artık yok Yasin. Evet. Karga ile güvercin hariç kuş kalmadı Yasin. Leylek yok ya, leylek. Şaka mı bu? Üçüncü havalimanının kadar... oraya koymuşlar göç yerine. Hayvanlar da şaşırıyor kadar... artık. İstanbul'a varamıyor. Ya bunların Ürdün'e kadar gitmesi lazım bu kuşların. Gidemiyorlar. Bu işin bak basit şimdi konuyla alakasız ama o işin zaten o havaalanının projesinin saçmalığı. Mesela bu sabah arkadaşım şehir dışına gitti. Avrupa yakasında oturuyor.
Anadolu yakasına geldi. Sabiha Gökçen'den mi? Niye dedim? Burası daha yakın dedi. Öyle. Yani Avrupa yakasında oturuyor. Öyle. Rafa gibi. Peki başka sebep? İşte uçak fiyatı bu tarafta biraz daha uygun. Evet. Yani onlar bizi kıskanıyor, bunlar bizi kıskanıyor. Ya yandaş zengin etmek için bu kadar emek verildiği tarihte görülmemiştir ya. Ya şimdi hadi onlar şey konusu, ne der, iklimden kopmayalım tamam. Konu olarak da. Ama yine de iklime, yani, iklime darbe vurdu işte. Öyle, öyle. Yani. E diyoruz ya, inşaat ya Resulullah, başka bir şey yok. O kitap ismi var ya. Tabii. Evet, kitap evet. ismi var. Böyle beton yapar. Ya önce parkları, ya böyle bir trajikomik bir şey olabilir mi? Parkları otoparka çeviriyorlar ya da binalar dikiyorlar, AVM yapıyorlar. Denizleri de dolduruyorlar, parka çeviriyorlar. Ya şaka mı bu ya? En son şaka Zonguldak'taki ya? Yol işte. Yani iklim diyor ki, yani doğa diyor ki buraya yol yapma kardeşim, yutuyorum ben bunu diyor. Evet. Ya bak, İnanın Bizans, Yasin, yutuyor. Osmanlı'yı da geçtim. Bizans. Hadi teknik konuşalım. Sonradan sanat tarihinin uydurduğu bir şey bu Bizans ismi. Doğu Evet. Roma. Doğu Roma bölgesi, burada Silivri'de yaptığı şey var ortada. Silivri'de kanallar yapmışlar. Bu kanallara demişler ki bu bölgelere dokunmayalım. Neden dokunmayalım? Çünkü su taşkın yapıyor. Biz bu taşkınlardan yararlanalım. Su çekelim buradan. Osmanlı Evet. bunu taklit etmiş. Mimar Sinan da dahil. Gözlemci bir adam. Kemerler var. Bir sürü Evet. su kemeri var. Evet. Mimar Sinan da gözlemci bir insan. Oradan taklit etmiş onu. Demiş ki ha böyle böyle. O ne? O peki nereden taklit etmiş? Direkt Bizans'tan değil. Mimar Hacı Alaaddin'i taklit etmiş. Edirne'de birçok eseri vardır onun. Bursa'da da vardır vesaire. Yani çünkü mimarlık böyle bir şey. Katlıya katlıya gidiyor. O da ondan almış, o ondan almış. Günümüze kadar gelmiş. Ya da hadi onu da geçtim. İzmir'e gidiyorsun. İzmir'de Agora Meydanı var. Meşhurdur. Arkeolojik kazı yapılıyor orada. Halen de devam eder. Yavaş gidiyor ama yapıyorlar. O meydanda mesela yapılan yerler var vesaire. Şimdi bakıyorsun oralara da. Oralarda da görüyorsun. Su kemerleri yapılmış vesaire. Ya bu kemerler niye yapılmış abi? Neden yapılmış? Doğayı gözlemlemişler. Demişler ki abi buradan taşkın geliyor. Biz ne yapıyoruz? Biz akıllıyız ya. Abi boş arazi, buraya dikelim. Sonra ne oldu? Silivri'de abi bir sel bastı. Deniz bir yuttu. Bir tane kızcağızın cesedini bulamadılar. Nereden çıktı biliyor musun ceset? Çanakkale açıklarında çıktı ceset. Şuraya bak. Abi yine plansızlık ve ilgisizlik, alakasızlık, iklim krizi. Çorlu tren kazası işte. Öyle. 25 insan öldü. Niye? Öyle. Selin geldiği yerde sen rayın işte şeyini yapmazsan. Duble yol yapıyoruz. Bizi anlamıyorlar. Karadeniz'de full yol çektiler. Ya mühendisler odası uyardı. Dedi ki bakın dümdüz yol olmaz. Biz bunca yıl niye şey yaptık? Mühendisler odası komünist oğlum, şimdi olur mu? Yok öyleydi de böyleydi mi? Bolu tüneli için aynı şeyi söyledi. Dedi ki bakın yapmayın. Boşu boşuna bizim bölgemiz öyle bir bölge değil. Tam fay hattının bildiğim kadarıyla orası gidiyor. Da zaten fay hattının üzeri zaten. Yasin tam ki, üstü tam. Biliyorum 99 depreminde yarıldı, ikiye ayrıldı zaten. Onu diyeceğim ya, deprem sırasında sen hem tetikliyorsun orayı, geçtim onu. Deprem sırasında o tünelin orada olduğunu düşünür müsün? Aman yarabbim, katliam olacak Yasin, katliam. Böyle deyince yok de abi. Bunlar işte çöksün istiyor. Bunlar ölsün istiyor. Yo, kimse böyle istemiyor. Başında ya seni niye uyarıyorum. Niye istiyoruz kardeşim? Söylüyoruz. Ya diyorlar ki bak, yerli halka soracaksın. Yerli halk diyor ki burada diyor abi 50 yılda bir dedelerimiz de anlatırdı diyor. Biz de gençliğimize şahit olduk diyor. O Sinop'ta yaşanan faciada söylediler. 50 yılda bir dere yokluyor diyor, yokluyor. Benim yatağım yerinde mi diye yokluyor. Ya bu gayet normal bir şey. Doğanın kendi yolu. Ya sen çok mu zekisin ya? Kastamonu Bozkurt'ta olan şey işte. Öyle. Yani en son insanlar yuttu, sular yuttu insanları. Öyle. Denizlerden, denizden, sahilden ceset sürekli toplandı. Sürekli insan merkezli düşünüyoruz. Sürekli olarak. Ya doğa zaten kendini tamamlar. Bundan önce dinozorlarda oldu. Fosil yakıt bilmem ne falan filan edebiyatı. Şimdi de ona dayandırıyorlar. Efendim şeymiş, et yemeyince iklim krizi çözülecekmiş. Ya sen ne anlatıyorsun? Ya bu evlere... İneğin affedersin sıçtığı... Tezeğin şeyine bakıyorlar işte, salınım bilmem ne. Ya bıraksana kardeşim. Ya işte ne? Senin dediğin insan en büyük hata zaten. İnsan doğayı kendi için yaratıldığını zannediyor. Yani evet. Oluştuğunu zannediyor. Yani inanışına göre artık neyse. Senin için değil abi ya. İşte mesela İslami kesiminde bakış açısı. Allah bütün bu nimetleri bizim istifademize sunmuş. Yo, bence öyle bir derdi yok.
Ya hiç kimsenin öyle bir derdi yok. Hiç Yani. kimsenin öyle bir derdi yok yani. Ya bir de zaten mantık hatası da var. Şeye baktığın zaman madem öyle niye seller tsunamiler oluyor dersin. Mesaj vermek için. Ya mesaj vermek için de kardeşim o zaman bu o bölgede olan vatandaşa neyin mesajını veriyor? Öldükten sonra neyin Ya mesajı abi? bu Nasıl bir... dostum şuna benziyor. Bu yani ben şimdi tamam camın önüne geçiyorum. İklim krizinin önüne geçme olayını söylüyorum tamamen. Nasıl olsa bir şey olmaz deyip camdan atlamama benziyor bu. Yani böyle bir şey yok ki. Yani ortada Öyle. yer çekimi var, şu var, bu var, bir sürü şey var. Kaldı ki Mimar Sinan yani nasıl bir kafa yapısı varsa yani yıllar, asırlar öncesinden çözmüş yani. Buradan sel gelir, buradan su vurur, buradan yer Yok kayar. o dediğim sebepten dolayı geçmişten gelen şeyler E bunlar. tabii ki öyledir ama yani adam bunu düşünmüş, hesaplamış ve teknolojik imkan yok. Yani İşte Bizans'ı taklit ediyorlar. Bizans kısıtlı da daha imkanlarla. önceden de öyle. Tabii, Bizans da öyle. Kemerler falan tamamen onun şeyi. Yani o Facebook bilgileri gibi şey değil yani. O adam çok zekiydi görüyor musun? Ondan Şey dolayı gibi böyle olmasın, oraya bir tane sıkıştı. haber spikeri var ya, işte arkada karga varmış, kartal varmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Facebook şeyi gibi, postu gibi konuşup Yok duruyor öyle değil yani şey değil ya. de tamamen taklit şey. Bu arada ya, bu taklitte de bir şey yok bu arada yani gayet normal. Herkes birbirini taklit eder. İnsanlık tarihi de böyle büyümüştür zaten hani onda da çok. Yani Birim ilham bile böyle alacaksın, büyüyor zaten. bakacaksın. E abi ilham Yok. alacaksın, bakacaksın. Aşı nasıl geliştiriliyor? Öyle öyle ya, sürekli böyle denemeler yanılmalar üstünden gidiyor. E tabii, Yani tabii muhakkak. dolayısıyla da iklim krizinin çözümü aslında tüketim alışkanlığımızı değiştirmekten çok kapitalistlerin üretim alışkanlığını değiştirmesinde yatıyor. O yüzden de sistem krizi vardır. Zaten bunu iklim aktivistleri de söylüyorlar. Başta Tabii inkar tabii. ediyorlardı. Çünkü Aynen, fazla bir aynen. liberallik vardı o mevzunun içerisinde. Ya zaten Şimdi seninle o konuda çok konuşmuştuk. Bu Greenpeace ekseninde çok muhabbetimiz geçmişti. Seninle yıllar öncesinde yani, belki 5-6 sene önceydi. Ya mesela kereste fabrikası var mesela Greenpeace'in. Çok Karadeniz'de yani. Greenpeace'çileri kovalarlar. Hani gerçekten kovalarlar ama şaka değil. Yani Kooperatifler gemisi daha şey geziyor yapmış. abi. Gemisi geziyor ya. Gemisi geziyor. Denizde Evet. gemisi geziyor yani. Biz tersanede çalışırken o kurulduktan yaklaşık 2-3 yıl sonra ayrılan bir ekip var. Amerikalı bir ekip onlar. İsimlerini hatırlayamıyorum. Bahsetmiştin. Evet, Hatta videosunu da videosu da görmüştüm. var. Onlar şimdi Görmüştüm. UNESCO ile çalışıyor. Şimdi diyeceksin ki ya UNESCO dediğin Allah aşkına kimdir? Yani Birleşmiş Milletler'in arka bahçesi ama en azından şeyden daha samimi. Ne Hocam kadar yani samimi tabii. Çok şaka konusu da neyse yani çok girmeyeyim o ya mevzu. kime dokunsak hocam bir şey çıkıyor zaten. Bir halt çıkıyor yani evet öyle. Yani hani derneğe bakıyorsun, iyilik yapıyoruz diyor. Ulan bir bakıyorsun toplanan parayla dönen dolabın haddi hesabı yok. 2-3 Evet. tane tamam destek sağlanmış belki. Ya Ya mesela niye böyle? Bu Birleşmiş da ayrı bir Milletler kriz konusu yani. mesela şey meselesi var. Birleşmiş Milletler bu da yeni moda oldu mesela. Bizim geçen gün Uçan Salyangoz'la yaptığımız yayında da mesela bunu konuşmuştuk. Bit Artık 2020 Ha, belgesel evet. film eleştirisinde mesela orada söylüyor. Mesela iklim krizi var. İklim kriziyle alakalı söyleyenler ve söylenenler tamamen diyor bu mevzuya alet olanlar diyor. Yani aletten kasıt ne? İklimi perişan edenler aynı zamanda da iklimi düzeltilmesi için toplantı yapıyorlar falan diye böyle saçma sapan bir hal. Ya Yani bu da yeni moda oldu bu arada. Yani şey var, en son işte Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Don't Look Up'ta da aynı şekilde yani kuyruklu yıldızın dünya çarpmasından ziyade işte bir iklim krizine dikkat çekmek oldu, işte dünyanın sonu geliyor. Tabii ki tamam, arkadaki alt şeyler çok farklı. Orada başka bir şeyin propagandası yapıldığı da bariz zaten. Sen anlatmıştın bunu önceki yayınında. Yani insanlar bir şeylere dikkat çekmeye çalışıyor ama dediğin doğru. Bu bireyin kendi alışkanlıklarını değiştirerek olacak şey değil yani. Üretim alışkanlığıyla alakası var canım. Yani sürekli olarak bizde şey var. Vatandaş alıyor kardeşim. Kardeşim sen başka bir şey ürettin de vatan şeye benziyor bu. Şimdi kola ile alakalı mesela Coca-Cola üretiliyor değil mi? Böyle bir ihtiyacımız yoktu. 60'lardan sonra çok fazla hatta 40'lardan sonra çok fazla bunun propagandası yapıldı. Şimdi insanlar su gibi içiyorlar Coca-Cola'yı. Evet. Sonra da dönüyor diyor ki biz Coca-Cola üretmesek bu insanlar ne içecek kardeşim? Allah Su Allah. içecek. Yani Allah Allah.
Yani bu ona ya. Benziyor. Yani dolayısıyla önce ihtiyaç varmış gibi ölüp sonra öyle değil mi? Ya ben artık şeyi de söylemek istemiyorum. Mesela ergeneğe gelsinler görsünler abi. Yani çok çok matah bir şey yok. Yani gerçekten gelsinler görsünler. Siyah rengi hatta gecenin karanlığı beyaz kalır yanında. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani bunu zaten kaç kere söyledim. Birebir gördüğüm için söylüyorum. Ya da işte Gerze'de yaşanan çevreyle alakalı, termik santrallerle alakalı. Mesela şunu insanlar sorması lazım. İşte efendim bu kadar çok Karadeniz'e termik santral yapılıyor. Ama ne hikmetse sürekli elektriğe zam geliyor. E hani bizim enerjimize ucuzluk gelmesi lazım. Madem enerji nasıl olacak? Sana bir video göndermiştim. Rahmetli işte Cumhurbaşkanı Turgut Özal kömür santrali açıyor. Bu Manavgat bölgesinin yangının çıktığı tarafta bir yerdeydi galiba. Evet. Evet. İşte oradaki halk soruyor yani efendim yani buraya bunu açıyorsunuz ama yani doğa kirlenecek, bizim sularımız kirlenecek, hayvanlarımız daha şey olmayacak, sağlıklı olamayacak falan. Yani cevabı da şey Cumhurbaşkanı'nın, yok güzel olur, çok güzel olur, turist de gelir, güzel olur, para gelir, ülkemize para gelir. Zaten parayla kafayı öyle bir bozdular ki iklim de zaten Türkiye'de ondan bozuldu. Evet ya sadece Türkiye'de değil, dünyada her yerde böyle. Kesinlikle mesela, öyle ama yani mesela... sen şimdi 35 sene, 40 sene önceki, 35 biraz az oldu, 40 sene önceki Bodrum'un görüntüleriyle bir izlediğin zaman aynı şey mi şu an? Bu tabii, yani tabii. İnşaatta bir iklim krizi işte. Tabii ki. Ama işte ya şuna bakıyorsun, örnek veriyorum New York'u mesela gösteriyor, tamam mı? New York'u gösterirken ne hikmetse filmlerde yeni moda oldu. Yeşil bir şehir burası aslında. Lan ne yeşili? Göstermiş. Dünyanın en büyük parkı varmış. Lan parkı var da bir tane park var. İkinci park sen yok ona ki. Hiç ya. Şuradan aç. Google Earth'ten bir bak bakalım yukarıdan. Nasıl ya, görünüyor? Şehrin işte, içine kutu gibi sıkışmış. Dikdörtgen şeklinde beton, bir park var. Beton. Bir de o Wall Street'te fotoğraf çekilince çok havalı oluyorsun ya. Ondan dolayı kimse ona bakmıyor. Ya zaten onun şimdi New York'a bok atıyormuş gibi olmayalım. Yani o mesele o değil tabii ki. Ama canım, yıllar içinde... Atarım yani. Ben gitmeyeceğim. Ya diye. Yok. O anlamda... Gidecek olan sensin. Sen düşün. Orada arkadaşlarım var. Olmaz şimdi. Kanada'ya şey yapalım. Ya canım ne oluyor? Biz gerçekleri yani, söylüyoruz. İstanbul için de mesela. Belediyeci bir şekilde seversin sevmezsin. Ama İstanbul'un haline üzülüyorsun sonuçta. Yeditepe İstanbul diyorsun. Öyle, Yeditepe'nin yedisinde de bambaşka bir şey var. Mecidiyeköy'den taşındık. Yeşillenmeye başladı. Lan dedik sorun bizde mi acaba? Falan. Bunu düşünmeye başladım ya. Nasıl yani, bir şans varmış bizde. Ya abi biliyorsun bir Yeditepe İstanbul diyorsun. Tepelerden birine diş fırçası koydu adamlar ya. Dev bir diş fırçası evet, var. Evet yani. Öyle. Dolayısıyla yani. Da çevre maalesef artı bak bu da var. Bir yakınım bana şey demişti yani şurada oturan ev insanlara bak Kurtköy'ün o civarlar işte. Ya evet. Dedi bu uçak yakıtlarının salınımı işte o gazlar bilmem ne. Ya abi zaten dediğim gibi işte yine aynı şeye geliyoruz. Bireyin kendi alışkanlığı değişti. Tamam uçak kullanma. Zaten kullanamıyorsun. Otobüse binme ne yapacaksın bir yere gitmek için? Evet. Yani bunu bir iki kişiyle ya da 100 kişiyle 200 kişiyle yapabilecek bir şey yok yani. Öyle. Öyle. Yani bu tamamen dediğin gibi. Peki ne yapmamız? Şimdi böyle de deyince ya umutsuzluk falan filan gibi oldu. Ama sonra ne yapmak lazım? Siz de konuşuyorsunuz da hani hep çözüm söylüyordunuz. Şimdi çözüm yok. Yok çözüm var. Çözüm var. Çözüm önce sistemi değiştirmek. Sistemden iklimciler de artık söylemeye başladı. Sistemi değiştir. Alışkanlıklarımızı değiştirelim, sistemi değiştirelim. Şimdi sistem burada... derken orayı ben boşluk bırakayım. Oradaki sistemin ne olduğunu düşünün yani. Bu arada bak yine söylüyorum. Evet. Birileri alınmasın üstüne. Sadece iktidar değiştirmeyle de olacak iş değil bu iş. Yok bir, zaten hatta burada bir iktidar değiştirmeyle de olacak iş değil bu. Ya burada yönetimsel şey bu ülkelerin bütün dünya ülkelerinin bir birlikte hareket ederek sistemi değiştirmesi. Yoksa 10 kişinin, 20 kişinin şeyiyle olacak bir şey değil. Yani şu anda 21. yüzyılın ortalarında iş bambaşka bir boyutta. Lojistiği var bu işin, taşımacılığı var. Şimdi yurt dışından ilaç geliyor, ilaç gidiyor. Bunlar var. Tabii ki yani hani demiyoruz ki ya tamamen böyle şey yapalım işte her şey dursun. Yok öyle bir şey. Ama abi ihtiyaçtan fazla üretilmesin. Tek sadece bu kadar. Mesele bu. Yani SMA, evet işte. Bak o zaman SMA hastası çocuklar da ilaca kavuşur.
Ben de kavuşurum. Örnek veriyorum. Benim hastalığımın gelişimi mesela nasıl oldu? Yine bu iklimsel hatalardan. Abi neyi konuşuyoruz? Yasin'cim neyi konuşuyoruz? 21. yüzyıldayız. Güya kainatın en zeki varlıklarıyız lafta. Halen emeğimizin karşılığını kağıt karşılıyor. Yani değil mi? Neyi konuşuyoruz Allah aşkına? Ve kağıt için millet birbirini yiyor, gırtlağını kesiyor, canlardan oluyoruz bilmem ne falan filan. Abuk, subuk, Bu, saçma, ama sapan. son Feridun Düzağac'ın dediği gibi son şeyde işte radyasyon neslindeniz. Biraz erken tükendik hocam. Böyle deyip bitirelim o zaman. Ya yani üzerine konuşulacak çok şey var. Burada belki 3 haftalık yayın yaparız. İklimle ilgili bütün o dokümanları, işte analizleri, grafikleri ortaya döksen. Yani bir atlas açıp bakmak kadar basit değil mevzu. Olay çok daha artık dediğin gibi iç içe geçmiş. Bir paradoks gibi. Ama dediğin gibi yönetimsel şeyin değişmesiyle, üretim şeyinin değişmesiyle her şey yoluna girebilir. Girebilir değil ben. Girecektir yani. O çok net. Tabii ki girecektir. Ha, çok net yani. Sen ben göremeyiz. 100 sene sonra olur, 200 sene sonra olur. Bir şey diyemem ona. Neyse yani sonuç itibariyle bir sanatçı söylüyordu, şimdi ismini unuttum sanatçının. Bu mesela geçmişle alakalı arkeolojik kazılar yapıldığı zaman işte diyorsun ki şeyler yapılmış, amfiler yapılmış, işte kölelerin kaldığı yerleri görüyorsun, binaları kullandıkları tiyatrolar, çatal bıçaklar, binalar, şunlar bunlar. Şimdi bizi evet, yapsa, bizi kazacaklar. 1000 yıl sonra, 2000 yıl sonra bizi kazacaklar. Sonra bir bakacaklar ki ya bunlarca plastik miymiş lan? Bu ne böyle diyecekler. Bunlar ne yapmış böyle? Ortada hiçbir şey de yok. Allah Allah. Nasıl yaşamışlar acaba? Hiçbir veri de yok. Bulamayacaklar da yani. Ya şimdi birazcık işi şakaya da vurmak istiyorum. Bir taraftan aklıma böyle hinlikler geliyor. Kazıyorlar, bakıyorlar. Kafa tasları ama full kemik. Yani beynin kalabileceği bir yer yok. Bunlar nasıl yaşamış böyle arkadaşım? Kullanmaya dostlar, kullanmaya. Dostlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi, abone olmayı, bize ufak da olsa destek olmayı unutmayın. Ve çevremize ve özellikle de hayvanlara yardım etmeyi unutmayın. Havaya da iyi davranın ama. Tabii ki yani. Nefes alıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.